Günaydın arkadaşlar. Hayırlı cumartesi günleri diliyorum hepinize. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Bizler iyiyiz arkadaşlar. Annem geliyor. Şöyle soğanı, şurada bir tane daha soğan doğrayacağım. Kesme tahtama hayırlayacağım. Bakın şöyle de bıçağı vardı ya. Soğan doğrayacağım. Şimdi menemen yapacağım inşallah. Çayı demledim şöyle şurada. Arkadaşlar bugün hava yağmurlu kız. Hava bir soğuk, bir soğuk var ya. Üşüyoruz yani, yerlere halı serme zamanı gelmiş bence. Çünkü yerler bayağı bir soğudu. Öyle bir açılış yapayım dedim. Annem yoldaymış şimdi. Menemen yaparım. Başka da bir şey yapmam. Diğer kahvaltılık malzemeleri çıkarım. Domates falan işte. O şekilde kahvaltımızı yaparız. Birazdan görüşürüz o zaman. Açılışımı yapayım dedim unutmadan. Arkadaşlar bıçak öyle bir keskin ki var ya. Oo, süper bakın. Şöyle 1,5 tane soğan doğrayacağım. Menemen soğansız mı olur, soğanlı mı olur? Tabii ki de soğanlı olur bence de. Soğansız menemen olmaz bana göre. Bu benim kendi fikrim. Ah! Abo! Elimi kestim arkadaşlar. Abo! Vallahi öyle bir kestim ki elimi arkadaşlar. Oh, nasıl canım acıdı ya. Şimdi şunu doğrayayım da hemen bantlayayım bari. Ay parmağım bir türlü durmuyor arkadaşlar. Bakın bantlamak zorunda kalacağım vallahi, olmuyor böyle. Çok derin kestim ama. Şöyle bantladım, elimi de bir yıkayayım. Ben domates kabuklarını soyarım arkadaşlar. Her şeyi de soyarak yaparım yani yemeği. Menemenim pişti arkadaşlar. Şöyle gösterim. Kapağını da kapattım ki annem gelene kadar soğumasın diye. Yağmurun sesini size dinletin. Duyabiliyor musunuz arkadaşlar? Çok güzel. Hava öyle bir güzel ki. Ay. Anneannesi geldi nefesi. Anne neyi mi özledin sen? Ha? Nefes? Anne bak bak şey yapıyor nefesi. Ya şimdi nefesinde sıra. Arkadaşlar soframız hazır. Şeye gittim fırına. Daha yeni fırından çıkmış ekmek aldım bakın. Şey de bittiği için. Ne onun adı? Tereyağı bittiği için biz de margarin süreriz, güzel olur diye. Nefes. Annem de bana şöyle kahvaltılık sos getirmiş arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Geçen dedim ya annem yapacak diye. Hadi aşkım ye nefes. Bu aynı ama bir de şey yaptım. Ne? Pişmiş olanı. Ha pişmiş de yaptın he. Şöyle açıyı ayarlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Beni de bir görün. Üşüyoruz, üşüyoruz arkadaşlar. Ah şöyle de giyindim vallahi, ay üşüdüm ya, ajanlarla şöyle yıktı. Evet. Bravo. Can Ahmet. Annemle şimdi bir kahve içelim arkadaşlar. Biraz dinlendim. Benim bu bacaklarım çok ağrıyor. Bir türlü geçmedi dünden beri artık.
Ağrı kesici de içmedim de gerçi hiç. Hafiften dişlerim de sızlıyor. Anlattım ya, güya dişlerimi yaptırdım ama hiç. Hepsi ağrıyor valla. Annem de içerdi. Bugün valla Seher dedik, abla dedi pazartesi günü erken geleceğim ya dedi, hani bu haftaki vardiyası arkadaşlar 8-4. Gelirsem dedi şey yapalım dedi, pişi yapalım dedi. Biz de annem işte bugün geldi, ne yapalım diye düşündük. Seher öğrenen aradı. Ne yaptım Sercan'ım, ne istiyor dedi. O da anne siz ne yaparsanız da, ben dedim artık pişi istiyordu onun canı dedim. Belki yani bugün akşama pişi yaparız, böyle hani kahvaltı türü falan hazırlarız. Aklımıza o geliyor valla, yoksa bir şey gelmiyor. Yarın da arkadaşlar ne var? Yine bir Adana yemeği var. Annem yine döktürecek. İçli köfte yapacağız Allah kısmet ederse. İçli köfte yapmayı düşünüyoruz. Pazara gideceğiz, pazara uğrayacağız. Pazarı da yine size çekerim. Bu defa dediğim gibi şeyde gideceğiz. İkindi namazından sonra gideceğiz toplanmaya yakın. Öyle daha ucuz oluyor ya. Tam size çekerim. Anne, içli köfteyi yaptıktan sonra mı gideriz? Değil mi? Aynen, zaten 4:30'a kadar mesela evde oluruz. Yaparız he. Aynen arkadaşlar. Annem de diyor şeye giderim diyor, kahve içtikten sonra baraj yoluna giderim diyor. Annem şey almış diye geçen yarım kollu bir şey evin içine giyiyor. Ondan sonra çok kalın diyor, onu diyor ben yazın giyemem ya kışın da giyilmez kızım diyor. Onu değiştirebilir. Tamam anne dedim, kahve içelim de biraz dinlendim arkadaşlar. Ondan sonra bir baraj yolu turu yaparız. Çekerim oralarda. Öyle yani, Seher de bugün 5 gibi evde olur. Hazırlık yaparız canlar. Her hafta sonu olduğu gibi annem, ben de yine. Ne güzel. Vallahi biraz şey oluyor arkadaşlar. Dün de dedim ya, yani tatil gibi oluyor annem evde olunca. Çünkü hafta içi görüyorsunuz hiç durmuyorum. Öyle. Annem kahvenin yanında bir şey istemiyor. Sunumsuz kahve eşi tırnağlı. Arkadaşlar bunu devamlı tekrar ediyorum, kusura bakmayın da bu A101 kahvesini değiştirmiş, ben bunu diyorum. Önceden böyle değildi, daha da köpüklüydü. Bak, görüyor musunuz? Önceden ikisine dökünce de köpük olurdu, kayma olur. Bir de ki şeyi yapıyorum, kahve makinesinde yapıyorum, daha da bir köpüklü olması lazım. Şöyle alayım da köpüklüsünü, ben köpüksüz kahveyi hiç sevmem. Arkadaki sesten şey olmayın, Can Muhammed oyuncakları deviriyor ablaları. Arkadaşlar annem camı silecek. Vallahi dayanamadı. Merve dedi şu camı hemen silim dedi. Gerçi çocuklar yine aynısını yapacak da. Gerçi ev işleri böyle yap yine kirleniyor, öyle değil mi anne? Şu anne ellerini sürüyorlar ya. Kasalarını silemem anne, dökülüyor hep. Ha. Cam beziyle arkadaşlar iyi oluyor cam bezi. Hiç leke falan bırakmıyor. Bunu şeyden almıştım ben ya. BİM'den almıştım İstanbul'dayken. 3 tane vardı. Ay pardon, 2 tane vardı içinde. Halen şey yani çok kullanışlı oluyor. Güzel değil mi anne cam bezi? Ha. O zaman bunu yap. Ben de hazırlanayım, çıkarız. Televizyonu kapatayım, boş yere izlenmiyor ya. Sesi de şey oluyor. Çorabını mı çıkardın oğlum sen? Yerler bak buz gibi anne, benim var ya yerleri serme zamanım geldi ha. Değil mi? He benim yerleri serme zamanım geldi bence. Aynen, ben dur yerleri serim olmazsa. O dur. Aynen o pembe halıyı ben bir yıkatayım. Dur. Ha, şunu da anne şeye diyorum. Çocukların odasına serim. Şu yerdekini. O pembeyi de mutfağa serim. O beyaz halıyı yıkattım. Onu da ortaya sererim. İyice kapatır. Çünkü çorap baksana, dakikaya bir Can Muhammed çorap çıkarıyor. Kurban olurum yaradana. Yunun burnuna bak, küçücük küçücük.
Annem ama hava soğuk. Nasıl donur? Anne bak görüyorum dondurma ay, istiyor. Ay bu hava donulmaz. Evde. Vantilatörü de kaldırak kızım. Aynen anne dur onu ben bugün bir dışını yıkayayım yine. Kutusu var mı? Yok. Ne yaptı? Kutusuz gelmişti. Teyzem gibi getirmişti kutusuz. Abi, o zaman bunlara bir çöp poşeti şey yapmamız lazım. Lazım. Aynen. Şunu anne burayı mı çıkaralım? Yok kızım. Ha. Şimdi bozulur bozulur ne yapalım biliyor musun? Ha. İçini dışını güzel yıkayalım tellerini falan. Aynen şuralarını. Ha. Ha. Takalım kurutalım takalım ondan sonra büyük çöp poşeti böyle geçirip şuradan bağlayalım. He. Yatak odanın bir köşesinde koy. Aynen öyle daha iyi aynen. Zaten evet. UFO'yu çıkaracağım. Aynen he. He. Öyle dursun. Bunu yıkarız bugün hemen sen şuralar. Çıkarayım mı? Çıkarayım da ben halledim şunu. Tamam dur. Şurası şeyle değil mi? Düştü valla. Tamam ver. İçi. Anne şurayı ben takipçilerim dedi ki burası da çıkıyormuş. Hey, burayı çık. Gerekiyor ben yaparım. He. Ben öyle siliyorum. He. Tamam o zaman. Anne şimdi ben ona hay. Bak çorapların yok. Kızım gel çoraplarını giydirim. Gel gel gel. Gel çorap giydirim oğluma gel. Nerede? Ha çorabım burada dur. Dur 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 gel. Gel. Gel hadi gel. Gel çoraplarını giy gel. Arkadaşlar gitmeden şu koltuk örtülerini, yatak örtüsünü dağıtıyorum. Pufun üstüne serdiğim şu örtüyü dağıtıyorum ve yastık kılıflarını. Bu da yine böyle şey olmuş. Bakın buradan dökülmüş. Şuradan. Hah odakladım. Şöyle makineye atayım da gelince hemen sereriz. Hazır olur. Şunları bir çıkarayım. Gel 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 gel. Hah. Arkadaşlar bunun içine bakın hele böyle şeyleri doldurmuşlar şöyle süngerleri bakın. Buna ben elyaf alacağım içine elyaf dolduracağım. Daha iyi oluyor. Böyle çıkarıyorum ya hep içinden dökülüyor şeyler. O süngerler. Hı. Bakın döküldü. Bakın. Bu arada arkadaşlar camların parlıyor şimdi gözükmüyor da bakın. Işık tersi ay. Anacığımın ellerine sağlık vallahi. Hemen. Tutamıyor annem kendini. Temizlik annem için çok önemlidir. İlla yapacak. 5 dakikada hemen cıp cıp yaptı. İnşallah sığar bunlar da. Aa sığmıyor mu? Gerçi yer var da ama ağırlık falan olur mu acaba? Anne bunların hepsini bir atayım mı sence? Bir şey olmaz gerçi ha? Sığdı ya. He, bir şey olmaz aynen. Şöyle. Heh. Ay halatı falan kopmasın da Allah korusun. Şuralarda arkadaşlar izleyi temizliyorum. Böyle leke kalmış. O yüzden size diyorum ya gri beyaz eşyaları ben hiç sevmiyorum. Hiç. Heh. Şöyle. Pardon ön yıkamalı. Ha. Deterjanımız da az kalmış kız. Bir ara pembe aşığıydım ya arkadaşlar. Her şeyi pembe aldım görüyorsunuz. Yalnız şuralar da leke değil arkadaşlar. Siliyorum olmuyor. Az kalmış onlar şöyle. Ön yıkamalı 1 saat 57 dakika. Başlasın çünkü bazen başlamıyor donuyor. Heh, tam başlamasını bekliyorum. Bazen arkadaşlar buraya basıyorum donuyor. Çalışmıyor. Şöyle oldu arkadaşlar bakın. Böyle çöp poşetini yerleştirdik. Şöyle şuradan da bantladık. Bunu şimdi yatak odasına götüreceğim. Arkadaşlar nasıl olmuşum? Anne, dur anneme söylemedi. Ya da dur şuraya, ha şuraya tamamdır. Şöyle arkadaşlar, bakın böyle bir eşya taktım. Bunu giydim. Altıma da hani kahverengi, açık kahverengi eteğim var ya kalem etek. Durun göstereyim. Onu giydim. Terliği de gördünüz zaten. Şöyle bakın. Bunu giydim. Çantada şöyle. Kız bugün kremlere ben doldum ha. Vizyonlara. Şimdi şöyle bir eşarp taktım Beyda ablanın aldığını yakışmış mı arkadaşlar? Anne, ha. Öyle şimdi yapma. Güneş çıktı arkadaşlar bu arada. Şöyle bir iki tur atıp geleceğiz. Annemin o şeyini değiştirip geri geleceğiz.
Bastır anne, öne doğru bastır öyle. Şu bebek arabasını alayım şuradan. Aa, canlı Ahmet'in ayakkabısının tekini burada unutmuşuz. Gel canlı Ahmet, gel. Şunu alayım. Hadi gel. Bin hadi oğlum. Terliklerini çıkardın mı? Ablaları nefes diyor ki benim de çantamı göster anne diyor. Bakın çantasına. O da çanta takmış. Bir uzaktan dur annem. Annem boğazına dolama öyle. Ay nefes çıkar. Hayır, boğazına dolamışsın annem. Dur dur. Ha. Omzuna tak annem. Ha. Çok güzel. Hadi gel. Arkadaşlar, size en yakın arkadaşlarımı göstereyim mi? Kızım, kız kardeşim ve annem. İyi ki varlar. Vallahi. Aa, oğluşumu da unutmamak lazım. Küçük erkeği. Şimdi şöyle geziyoruz arkadaşlar. Annem, Seher anneme gömlek almıştı da. Büyük geldi. Onun sesini aldı annem. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Geçenki yerler. Adana'ya çıkın çıkın gelin bacılar. Çok ucuz Adana. Görüyorsunuz. Bayağı bir ucuz yani. Dur bakalım şurada pantolonlar. Heh. Elbiseler 10 lira. Nefes gel annem. Bunlar 50 lira. Ceketler. Aa, bu pahalı niye? Kendimi de göstereyim. Şalım kaydı arkadaşlar. Neyse. Ha, var değil mi? Arkadaşlar biz eve geldik. Pişi yapacağız ama mayasızlı hamurdan yapacağız. Çok çıkar mı anne? Ben mi veriyordum? Mayalı olsa şimdi yemek olurdu. Ha. Ne anne? Susadım diyor. Şöyle büyük olmaz mı? Büyük olur mu? Hı. Şöyle mi yapayım? He, aynen. Bak böyle daha iyi bak. Pişilerimiz hazır arkadaşlar. Şöyle peynir, bal. Şimdi domates, salatalık da getiriyor annem. Bir çay. Bugün böyle menümüz. Evet Serhan. Ye güzel mi oğlum? Ham mı yap hadi? Sen kaç taneydi arkadaşlar? He? Çok sev. Dur oğlum sıcak anne. Sıcak bir tanem onu ye, elindekini ye. Elindekini ye. Nefes sen yedin mi? Arkadaşlar yemekleri yedik ya, ben bir uyumuştum, şöyle biraz dinlendim yarım saat. Şimdi annem suyu hazırladı. Annem yerleri silecek. Ben de evi süpürüyorum arkadaşlar. Ha, bu arada size şunu göstereyim. Ben uyurken annem neler döktürmüş. Bakın çiğ köfte yapmış. Ben uyurken dedi ki Nazlı yiyeceğim dedi. Yok dedim. Gel çekeceğim mi dedi. Yok dedim. Ay ondan sonra kalktım bir acıkmışım arkadaşlar. Yedim. Tabağın böyle olduğuna bakmayın. Ben yaptım, doluydu. Yalancı çiğ köfte çok güzel arkadaşlar. Tadı enfes, mükemmel vallahi. Şimdi ben
süpürmeye devam edin. İki oda bitti zaten. Arkaları, şuraları hep süpürdüm arkadaşlar. Sileceğiz diye şey yaptım. Bu oda da bitti. Benim oğlu şimdi ne yapıyor ablaları? Bak. Maşallah, maşallah. Maşallah, maşallah. Oğul işim, oğul işim. Ev çok dağınık bacılar. Düzelteceğiz. Anam, anam, anam. Arkadaşlar temizliğimizi yaptık. Şimdi anne ve kızları Nescafe keyfi yapacağız. Size bir şey göstereceğim. 1, 2, 3. Hazır mısınız? Gösteriyorum. Evin şeklini değiştirdik arkadaşlar. Bakın böyle yaptık. Nasıl olmuş? Beğendiniz mi? Ben çok beğendim valla. Değil mi? Böyle daha güzel oldu valla. Annemle Seher'le birlikte değiştirdik arkadaşlar. Böyle daha kullanışlı oldu. Şu şekilde göstereyim. Şu sehpayı dedim. Şu var yani beyaz. Şu orta aman boş ver, kalabalık olmasın. Orada daha yeri daha güzel. Ay su dökecektim ha ben çiçeğe. Böyle arkadaşlar. Şöyle. Ay arkadaşlar öyle bir yoruldum ki vallahi uykum da geldi. Can Muhammed Paşa'mızı aramaya aradım. Öp annene. Tamam oğlum tamam. Gel sarıl annene sarıl. İlla kucağımda. Tamam. Neyse arkadaşlar Can Muhammed durduğuna göre ben de bir kapanış konuşmasını yapayım artık. Şey diyecektim size arkadaşlar o gün yorumlarda gördüm hani bu şey değil yani size sormak istiyorum. Bir arkadaşımız hani onu suçlamıyorum demiş ki Nazlı hani bize kız diyorsun ya çok kaba gibi görünüyor demiş. Arkadaşlar ben hani size yani kendim gibi gördüğüm için sizleri. Onun için kızıyorum. Hani bir aileyiz burada sonuçta değil mi? Onun için kızıyorum. Eğer söylememi istemiyorsanız bak gerçekten söylemem öyle. Kız diye şey yapmam. Ama ağız alışkanlığı yemin ederim yani. Ondan sonra arkadaşlar bir arkadaşımız da şey yapmış. Nazlı açılışların artık çok samimi gelmiyor yapmacık geliyor demiş. Ben açılışları gerçekten hiç yapmacık yapmıyorum arkadaşlar. Vallahi billahi böyle doğal halimle neşeli halimle hani mutlu pozitif oluyorum. Size de onu yansıtmak istiyorum. Onun için öyle açılış yapıyorum. Yani eğer hani öyle yapmamı istemiyorsanız arkadaşları suçlamıyorum. Ha bak lütfen yanlış anlamayın. Hani onların düşüncesi o. Tabii herkesin düşüncesi farklı. O an öyle düşünmüş olabilir yani. Belki ona yapmacık gelmiş olabilir. Olabilir. Hani eski halimi belki değişmişimdir. Bilmiyorum. Ama hani belirtin söyleyin. Eğer öyleyse ben de kendime hani düzeltirim yani. Daha dikkat ederim. Onu söylemek istedim. Annem bizde arkadaşlar. Allah izin verirse yarın babamla Samet gelecek. Kısmetse, kısmet olursa dediğim gibi şey yapacağız yarın. İçli köfte yapacağız. Pazara gideceğiz. Evde bir şey kalmamış. Öyle arkadaşlar. Burada da videomu kapatayım. Bu arada Bartın'da vefat eden vatandaşlarımız için vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum. İnşallah daha fazla can kaybı olmaz diyorum. Burada da videomu sonlandırayım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.